Ben yazarlığımın 40. yılında konuşmak durumunda kalıyorum. Ama şunu açıklıkla söyleyeyim, açık yüreklilikle söyleyeyim. Ben 40 yıl değil, henüz yeni yazarlığa başlıyorum gibi bir duygu içindeyim. Cidden insan yazarak öğreniyor. Yazdıkça eksik olduğunu farkında kalıyor. Bütün yazdıklarınızın açık uçlu bir cümle olduğunu yazdıkça öğreniyorsunuz. Bu bakımdan tekrar geriye başlayıp belki almak gerekir ama o çok zor. Onun için yazar olmanın birinci şartı, ilk şartı ve vazgeçilmez bir şartı olarak ben okumayı yazmadan daha öne alıyorum. Hani okur yazar olmak yazarlık için, yani ikinci kısmı için okur yazarlığı, okur olmak önce çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu benim hayatımda da hayatıma da denk düşen bir cümle oldu diyebilirim. Özellikle ortaokul, ilkokula kadar sarkan okumalarım da var ama özellikle ortaokul, lise döneminde okumalarım içerisinde şiir, hikaye, halk hikayelerimiz, divan şiirimiz, roman ve bu arada İmam Hatip okulu çıkışlı olduğum için, orada okuduğum için hani kitapları dini kitap, din dışı kitap diye ayırmıyorum ama zaten okulda bize salık verilen kitaplar, tavsiye edilen kitaplar başta olmak üzere onun dışında roman, felsefe, şiir böyle epeyce gezdim yani. Fakat bu okumalarım kesin bir istikamet tutturmuş bir başka açıdan nitelikli okumalar değildi herhalde. Ne zaman ki Ankara'ya, üniversiteye geldim, o zaman okumalarım bir başka düzeye evrildi. Başka bir nitelik kazandı. O zaman okumalarım bende birikmeye de başladı. Yani beni belki de düşüncelerime, duygularıma istikamet kazandıran kitaplar biraz daha öne çıkmaya başladı. Ve o arada hani insan nelerden etkileniyor, kimler teşvik ve telkin ediyor. Benim kafamda bunlar epeyce var ama bir yerde de söz almak istiyorsunuz. Bazı şeylerin farkına varıyorsunuz ve bunları mutlaka bir şekilde duyurmak istiyorsunuz. Yazarlığın en önemli girdilerinden birisi veya vazgeçilmez unsurlarından birisinin söyleyecek sözü olmak olarak görüyorum. Sadece yazmak değil maksat. Yazmak için yazmak değil, tıpkı sanat için sanat olmadığı gibi. Ama bunun arkasında başka şeyler daha söylemem gerekiyor bununla beraber. Hani bizim düşüncemiz, bizim kültür ve medeniyetimiz ihsan burcuna tırmanmamızı ve oradan belki hikmet burcuna tırmanmamızı isteyen telkinlerle dolu. Bizim esnafımız, ecdadımız genellikle bunu başarmış insanlar. Bunu zamanla öğreniyorsunuz ve o doğrultuda, o istikamette yazılarınız da bir kıble edinmiş oluyor. O doğrultuda yazıyorsunuz ve o zaman bir şey söylediğiniz ve bunu estetik bir form büründürmeniz daha bir anlam kazanıyor. Bir şeyleri herkes söylüyor. Herkes bir şeyler yapıyor ama bunu bedi zevk ve hazza bürünerek ve gönlümüze banıp çıkarak söylemenin anlamını ve bunu güzel, yeni, çarpıcı bir şekilde söylemenin, yeni söylemenin, belki de her şeyi yeni söylemenin ve kendi tecrübelerimiz üzerinden konuşmanın önemini ben Nuri Pakdir'in yanında bulunmakla öğrendim ondan. Bu son derece önemli. Yoksa bir başkasını aktarmış oluyorsunuz. Bir başkasının sözlerini rivayet etmiş oluyorsunuz. Zaten şair kendi sözünü söyleyen demektir bir yerde. Eğer başkasının sözünü aktarıyorsanız elden düşme, müstamel, ikinci el bir dil kullanıyorsunuz demektir. Hiçbir sanat buna katlanamaz. O zaman taklit olur. Taklitle başlayan bir sanat daha başından ölü doğmuş demektir. Edebi metinle felsefi, düşünsel metinler arasında elbette bir kategorileştirme farkı var ama bu kategorileştirme, tasnif etme, sınıflandırma
büyük ölçüde bilgi bakımındandır. Yani felsefenin de nihayet en son tırmandığı eğer varlıksa, varlığı anlamaksa, varlık hakkında bir şey konuşmaksa mecaza yaslanmadan bir şey söyleyemeyeceğine inanıyorum. Şiir bunu daha baştan böyle yapıyor ve büyük ölçüde de ne söylediği ile birlikte nasıl söylenmesi gerektiğini öne aldığı için o zaman sanat oluyor. Sanat yine varlıkla buluşmak demektir. Bizim varoluşumuza ilişkin tanıklığımızı, tecrübemizi dile getirmek, o tecrübeyi bugünkü yaşadığımız dil üzerinden, çeşitli diller var, görsel, işitsel, bize tercüme etmek demektir. Mantıki düşünce veya felsefi düşünce biraz daha geniş anlamda alacak olursak, tanımladığınız, ortaya koyduğunuz, sizin için sorun teşkil eden, problem olarak gördüğünüz veya bir müşkülünüzdir. Bunu kavramsallaştırıyorsunuz. Bunu bir kavram içerisinde önce tanımlıyorsunuz. Ondan sonra zihni bir tutarlılık içerisinde mantıki takip silsilesi geliyor. Felsefe dilinde, mantık dilinde kullandığımız aslında bizim kendi kafamızdaki kavramlar arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu ölçüde objektif korelatlarını da gözeten bir dil kullanmaktır. Dolayısıyla mantık veya felsefe ne kadar az çağrışımlı, ne kadar az nesnesine yakın duran bir dil olursa o ölçüde hani denebilir, başarılıdır denebilir. Tabii bu bağlamda eksistansiyalizm gibi bazı felsefi akımları biraz dışarıda tutuyorum. Yani özellikle rasyonalizm dediğimiz çizgi içerisinde fikir yürütecekseniz bu böyle. Ama bu felsefenin tamamı demek değil. Sanata gelince sanat tanımlarla değil, tanımalarla, tanışmalarla iş görüyor. Tanımak şahit olmak demektir. Bizim geleneğimiz de önemli. Bütün peygamberlerin en büyük özelliği şahit olmak demektir. Allah da şahittir, peygamberler de şahittir. Biz de gördüğümüze şahit oluyoruz. Ve şehadet çok önemli bir şeydir. Zaten dini düşüncemiz de şehadetle başlar. Tanık olursunuz. Tanık olduğunuz şey bu kalbinize siner, kalbinize girer ve kalp gördüğünü yalanlamaz diyor Kur'an-ı Kerim. Sanat bu anlamda kalbimizin gördüğünü, belki felsefenin, belki mantığın hatta hiç göremediği bir şeyleri içinde bizim de olduğumuz bir durumu bir başkasına, o tecrübeyi bir başkasına tercüme etme işi diyorum. Bir açıdan bakınca hatta anlatılamaz olanı anlatma çabasıdır diyorum. O bakımdan şöyle bir şey daha toparlayacak olursam yerine oturur gibi geliyor. Yani bir sözlükte diyelim ki 100.000 kelime var. Ama bizim sadece bir alanda, bir durumla ilgili olarak belki 100.000, 100 milyon tecrübelerimiz var. Yani biz bunu nasıl dile getireceğiz? Bunu felsefenin tanıma dayalı dili, büyük ölçüde tanıma dayalı dili veya mantık veya matematiğin anlatması mümkün değil. Dolayısıyla biraz sanat olmayanı yakalama işidir veya olanı görme işidir, olana şahit olma işidir. Biz çoğu zaman olanın farkında olmayız. Çevremizden, yanımızdan, ayağımızın altından, yani hayattan öyle şeyler akıyor ki biz bunların içerisinden habersiz bile geçebiliriz. Ve zaman akıyor. Zaman yani varoluş süresidir. Anın, geçen anın farkında olmak zamanın asla inkar edemeyeceği bir şeydir. Şiir işte o anı yakalama işidir. Şiir geçen anın içinde bulunma işidir. Ve bunu biricik, el değmemiş, terü taze, kimselerin görmediği mümkünse bir dille terennüm etme işidir. Oyumu şiirden yana veririm.